Filistin'in yaraları sarılmaya devam ediliyor. Konya'da birçok okul ve sivil toplum kuruluşu Gazze'de yaşanan zulme karşı sessiz kalmadı. Gazze'de, Filistin'de şehit olan kardeşlerimizin şehadetlerini kabul eyle. Amin. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar nasip eyle Allah'ım. Siyonist İsrail'in abluk altındaki Gazze'de soykırımı devam ederken şehrin birçok okulunda Filistinlilere dayanışma örneği için kermesler düzenlendi. İşte o okullardan biri de Muhittin Güzel Kılınç İmam Hatip Ortaokulu. Bu programımız tamamen Gazze'ye destek amaçlı ve öğrencilerimizde Gazze bilinci, Filistin, Mescid-i Aksa bilinci oluşturmak amacıyla böyle bir program tertip ettik. Kermes kapsamında özenle hazırlanmış yemekler ve daha birçok ürün öğrenci ve vatandaşlara satışa sunuldu. Gazze'deki kardeşlerimiz ölüyor. İnsafsızca katlediliyor. Savaşın ortasındalar, bir soykırıma uğruyorlar. Onlar için çok üzüldüm. Bombalanıyorlar. Biz de onlara destek için böyle yediğimiz içtiğimiz şeyleri onlara yardım olarak bağışlıyoruz. Bence her okulda yapılması gereken bir şey. Söz veriyorum, sizden vazgeçmeyeceğim. Söz veriyorum, özgür olacaksınız. O zamana kadar direneceğim, güçlü olacağım. Sevgili Filistinli arkadaşım, sana selam olsun. Gazze'nin yaralarını saran bir diğer kurumsa Özel Konya Başak Koleji oldu. Biz bu kermesini için yaptık. Aynı karınca misali, zulmü duyurmak, insanların gündeminde yer etmesini sağlamak, zulme karşı ne yapılabilir? Bireysel olarak, toplum olarak, devlet olarak neler yapılabilir? Bunlar adına bir farkındalık oluşturmaktı. Filistin için biz elimizden ne geliyorsa, bunun içinde öğretmenlerimiz, ev hanımları, hepsi mevcut yani. El birlik yapalım dedik bugün için. Dualarımızla, yardımlarımızla inşallah özgürlüğe bir adım kala o özgürlük bir gün gelecek diyoruz. En yakın zamanda olması duasıyla. Okul bahçesinde düzenlenen kermeste öğretmen, öğrenci ve velilerin hazırladığı el yapımı ürünler kurulan standlarda satışa sunuldu. Elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Acımız acımızdır. O kardeşlerimize biz çok üzülüyoruz. Elimizden geleni burada yapıyoruz. Onların ne yaşadıklarını çok iyi bir şekilde hissedebiliyorum. Allah yardımcıları olsun. Yanında duruyoruz Filistin'in her zaman. Filistinli kardeşlerimizi yedirmeyeceğiz. Onlara yardım edeceğiz. Bu anlamlı etkinlikte öğrenciler Gazze'liler için yazdıkları şiirleri seslendirdi. Orantısız güçle vuruluyor Filistin evlatları. Türlü silahlar yüzünden ölüyor çocuklar. Zalimler toprak uğruna alıyor canları, yardım bekliyor Mehdi'nin evlatları. Ey arkadaş, bizim miracımız ne zaman? Bizler rahatımızdayken kervan çocuklar. Birlikten kuvvet doğar demişti atalar. Şimdi değilse Müslümanlık ne zaman? Sivil toplum kuruluşları da Filistin için koşturmaya devam ediyor. Gedavet Parkı'nda açılan Gazze İnsani Yardım Çadırı, Filistin ve Gazze hakkında merak edilen soruları cevaplıyor. Değişik sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Filistin topraklarını sattı mı? Hamas terör örgütü gibi sorulan soruları hem cevap veriyoruz hem de burada bu konuyu canlı durumu tutmak, unutturmamak için Gazze'ye yapılan katliamı böyle bir çalışma başlattık.